Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Türkiye'nin ekonomi politiği dersimizin son haftasını hayırlısıyla nihayete erdireceğiz bugün içerisinde. Dönemi tamamlamış bulunmaktayız. Hepinizin bildiği üzere. Ve bütün sunumlarımızda geçtiğimiz hafta son sunumumuzda gerçekleştirerek tamamladık arkadaşlar. Ve özellikle bu dersin temelinde diyelim, Cumhuriyet döneminden itibaren Türkiye'deki özellikle belli periyotlarda ekonomik gelişmeler ile Türkiye siyaseti arasındaki bağlantıyı size aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Sizler bunları sunumlarınızda bana aktarmaya çalıştınız. Dolayısıyla bu çerçeve üzerinden dersimizi yürüttük. Genel itibariyle 15 öğrencimiz vardı. 6 öğrenci herhangi bir sunum vesaire gerçekleştirmedi. Dolayısıyla kalan 9 öğrencimizle biz bunları yaptık ama büyük çoğunluğumuz farklı zaman dilimlerini seçtiği için neredeyse Türk siyasi tarihi içerisinde Cumhuriyet döneminden günümüze gelirsek bütün konuları konuştuk. İşte 20'ler, 30'lar, 40'lardan tutun da 70-80'lere kadar ya da günümüze 2000'ler sonrasına kadar. Ve bu çerçeve içerisinde bu dersi dediğimiz gibi dönemini tamamlamış bulunmaktayız. Hayırlısıyla bundan sonraki aşamayı kısaca size anlatmak istedim. Bu yüzden topladım. Hatta biraz da erken başlattım bu sebeple. Yani çok ekstra bir ders yapmayacağız bugün içerisinde. Ve bu çerçevede de bundan sonraki aşamada sizlere bir final sınavı gerçekleştireceğiz. Zaten biliyorsunuz bizi süreci özellikle vize sınavında da sormuştuk. Hani genel bir değerlendirme sınavı gerçekleştirmeye çalışıyorum. Türkiye'nin ekonomi politiği dersi için de benzer bir durum söz konusu. Vizede de böyle yaptık. Finalde de yine benzer şekilde bir final sınavı gerçekleştireceğiz. Ne soracağız diye soracak olan arkadaşlar olacaktır. Hani katılamayan ya da gelemeyen arkadaşlar için de kaydettiğimiz için söyleyelim. Genelde şu ana kadar işlediğimiz konular üzerinde bir ya da iki dönem seçmenizi isteyeceğim kendi konunuz haricinde. Bu dönemleri genel hatlarıyla incelemenizi isteyeceğim. Arkadaşlarınızın sunumlarına bakıp ve benim dersteki değerlendirmelerime bakıp bir dönem ya da iki dönem sorarız. Bilmiyorum ne yapacağım. Bir diğer sorunuz, iki soru olacak zaten. Ki vizede de aynı şekilde yapmıştım diyorsunuz. Bir diğer sorunuz ise özellikle Türkiye'nin güncel ekonomi politiğine dair bir güncel gelişmeleri de tabii göz önünde bulundurarak bir diğer soruyu da oradan sormayı planlamaktayım. Bunu da söylemiş olalım arkadaşlar. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde iki tane sorunuz olacak. Yani bu iki soru üzerinden sınavı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Tekrarlayalım iki soruyu yeni gelen arkadaşlar için. Birinci sorumuz dediğimiz gibi sizin kendi sunum konunuz haricinde, yani sunumda incelediğiniz alan haricinde diyelim, herhangi bir dönem arkadaşlarınızın sunumlarından herhangi bir ya da iki dönemi seçip analiz etmenizi isteyeceğim yasal olarak. İkinci sorunuzsa Türkiye'nin güncel ekonomi politiğine dair bir soru olacak. Daha formüle etmedim ama güncele dair bir soru olacak. Yani şu anki yaşadığımız gelişmeler 2018'den sonra daha ziyade diyelim yaşamış olduğumuz gelişmelere dair. Hem bu derste anlattığımız, size aktarmaya çalıştığım, sizlerin bana sunumlarınızda aktarmaya çalıştığı konuları ne kadar anladınız, ne kadar güncele uygulayabiliyoruz? Ben bu tartışmanı yapmanızı isteyeceğim. Genel bir yorum sorusu olacak yine. Aynı vizedeki gibi işte zaten. Bizim final ödevimiz diyelim ya da sınavımız diyelim bu formatta oluyor. Sınav tarihimiz 24 Ocak Pazartesi. Saat 18 ile 24 saatleri arasında, yani gidip ders günümüz haftaya pazartesi gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu doğrultuda size tavsiyem bu bir hafta içerisinde özellikle bütün sunumları ve ders videolarını izlemeniz. Genel bir tekrar yapmış olursunuz. Hani böyle bir bilgi sorusu olmayacağı için en mantıklı çalışma yöntemi bu. Bütün sunumları yükledim ALMS'e. Ayrıca bazı arkadaşlarımız canlı sunum yaptıkları için onların canlı sunumlarını da yine YouTube videolarından izleyebilirsiniz. Bütün YouTube videoları da yüklendi. Dün tamamladım. Eksik varsa bana muhakkak haber verirsin. Yani bazen gözümüzden kaçıyor yoğunluktan ötürü. Onları da düzeltiriz, ekletiriz. Sıkıntı değil. Dolayısıyla o canlı yayında sunan arkadaşlarım da YouTube videolarını izlerseniz, hani hem onlar soruyor hem ben yorum yapıyorum.
Daha böylelikle bir tekrar yapmış olursunuz. Bu çerçevede verebileceğim tavsiye budur. Hani bir bilgi sorusu ya da işte bilgiye dayalı işte bir şey okur, anlatmaya dayalı bir soru olmayacağı için en mantıklı çalışma yöntemi bu. Dersleri şöyle bir tekrarlamanız. Hem YouTube'dan hem de arkadaşlarınızın videolarından. Dönemleri şöyle bir incelemeniz. Bu kadar arkadaşlar. Hani bu çerçeve üzerinden sınavı gerçekleştirmeyi planlıyorum. Dediğim gibi 24 Ocak Pazartesi yani. Bakmayalım tekrardan. 24 Ocak Pazartesi günü sizlere 18'i de 24 saatleri arasında yani akşam 6'dan gece 12'ye kadar. Yine ALMS'den yükleyeceğim. Zaten biliyorsunuz nasıl yaptım vizede. O şekilde olacak. Ve mesela ilk soru dediğim gibi arkadaşlarınızın seçeceği yani pardon arkadaşlarınızın yapmış olduğu dönemlerden herhangi birini ya da ikisini bilmiyorum. Bir dönemde sorabilirim. İki dönemde seçmenizi isteyebilirim. Siz seçeceksiniz. Yani arkadaşlarınızın sunumlarına bakın. Benim ders videolarıma bakın o döneme dair. İncelediğimiz dönemler, her dönem değil tabii ki. İncelediğimiz dönemlerde birini ya da ikisini değerlendirmenizi isteyeceğim. Hani kaçını değerlendiririz? Bakarız. Yani dediğim gibi o sınav sorusunu göreceksiniz. Ama tavsiyem hani buna göre siz de bütün sunumları inceleyin. Hangisi sizin kafanıza yatıyor, hangisi değerlendirebilirsiniz? Yazılı olarak tabii. Yani genel bir değerlendirme isteyeceğim. Hem arkadaşınızın sunumu hem bizim tartışmalarımız. Siz nasıl görüyorsunuz o dönemi? Mesela 30'lu yıllar, 40'lı yıllar. Hani hangisini seçerseniz seçimi tabii tamamıyla size bırakıyorum. Ama bir bakın. En az, yani iki tane de sorabilirim. O yüzden inceleyin. Mümkün ne kadar çok incelersiniz sizin için o kadar iyi. Yani bütün ders videolarını izlemeniz tavsiye ediyorum tekrar. Başka bir şey çalışmanıza gerek yok zaten. Dediğim gibi yazılı bir metinden bir şey sormayacağım. Dolayısıyla okuyacağınız herhangi bir şey olmayacak haftaya kadar. Sadece bu metin üzerinden bir değerlendirme, daha az metin diyorum, videolar, ders videoları üzerinden değerlendirme sorusu olacak. Diğer sorunuz da güncele dair bir soru. Yani şu dersten ne öğrendiniz, onu güncele ne kadar uyguluyorsunuz? Hep beraber onu izlemiş, görmüş olacağız. Herhangi bir sorusu olur. Kafasına herhangi bir şey takılan. Biz yine soralım. Şu anda dört kişi görüyorum zaten. Ali Murat, Tuğba ve Beyza. Diğer arkadaşlardan da gidip sunum yapan dört arkadaşımız daha var. Onlar da katılamadıysa zaten video tekrarından bu söylediklerimi dinleyeceklerdir. Ayrıca o bizden de bir hatırlatma mesajı bilahare atacağım. Yani yok 4-5 kişi 9 kişi olacak doğru. Toplamda 9 kişi ders takip eden 6 arkadaşımız dediğimiz gibi herhangi bir sunum yapmadı vesaire. Bunlar zaten her türlü dersten kalmış olacaklar. Böyle bir şey olsun tabii ki de istemezdik ama bu dönem gördüğüm kadarıyla katılımla alakalı ciddi bir azalma mevcut. Maalesef diyelim. Ama biz en azından kendi sunumlarımızı her hafta neredeyse bir sunum gerçekleştirerek tamamladık. Bundan dolayı da mutluyum. Notlarınızı da girdim. O bir üzerinden görebilirsiniz. Genel itibariyle sunumlardan memnunum. Ufak tefek nüans farklılıkları olduğu için ona göre farklılaşan notlar var ama kötü bir not yok. İnşallah final sınavınızda da aynı performans gösterirsiniz ki en ağırlıklı olan final sınavı biliyorsunuz %40. Bir de %10'luk kısım var ödev diye geçiyor ama ben onu tamamen katılım notu olarak veriyorum. Derse düzenli gelen arkadaşlar zaten biliyorum. Onlara düzenli olarak en yüksek not neyse onu vereceğiz o %10'luk kısımdan. Ki o katılım, derse katılım notu. Yani derse gelip takip etmeyle alakalı bir not. Özellikle gelenleri teşvik etmek açısından ama onu finalle birlikte vereceğim. Yani bir ortalamayı göre. Ona göre ben çünkü ortalamayı kendim belirliyorum az çok. En azından bunu söylemiş olayım. Ona göre bir not değerlendirmesi yapıyorum. Umuyorum sizler de finalde benzer şekilde kendinizi ona göre hazırlar. İyi yanıtlarla, cevaplarla final sınavımızı tamamlamış olursunuz arkadaşlar. Herhangi bir soru soralım. Kafasına herhangi bir şey takılan. Dediğim gibi pazartesi sınavı gerçekleştirdikten sonra hemen akabinde ben notlarınızı cumaya kadar gelmiş olurum inşallah bir aksilik. Olmaz ise ben zaten pazartesi günü ki sınav için ben hafta içinde Rubis'te tekrar bir bilgilendirme yapacağım. Onu da tekrar ifade etmiş olurum. Herhangi bir sorusu olan.
Yavaş yavaş dönemi kapatıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi uzun bir dönem oldu. Yani yoğun bir dönem oldu. Elimizden geldiğince bir şeyler aktarmaya çalıştık. Sizler de sunumlarınızı önemli, değerli katkılarda bulundunuz. Sunum yapan bütün arkadaşlara tekrar buradan teşekkür ediyorum. Yani bizler için önemli. Hani belli bir düzeni koruyarak en azından derslerimizi yürütebildik. Bundan dolayı mutluyum. Evet, tabii yüz yüze imkanlar olsa farklı olurdu vesaire ama Covid ortamında kimseyi de mağdur etmek istemeyiz. O yüzden ben bu dönem dersi aynı zamanda hem okuldan hem böyle online yürüttüm. Gelecek dönem ne olur? Allah büyük, yani hep beraber göreceğiz gelecek dönem ne olacağını. Rica ederim Murat dedi, biz gibi faydamız dokunduysa ne mutlu bizlere. Bundan sonraki süreçte de yine zaten hani sınavı gerçekleştireceğiz. Bana ne zaman ulaşmak isterseniz biliyorsunuz. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir ulaşma noktasında bir sıkıntı yaşamazsınız. Onu da tekrar ifade etmiş olalım. Bir sorunuz olur vesaire. Genel olarak da vereceğim tavsiyeler özellikle yeni dönemini yani ilk dönemini alan arkadaşlar için ikinci dönemde ona göre ders seçimlerini ve özellikle seminer seçimlerini yapmaları. Biz bunu öğrencilerle zaman zaman sıkıntı olarak görüyoruz, yaşıyoruz. Özellikle seminer dersini seçerken yüksek lisans tezinizle alakalı çalışmalarda bulunmanızı şahsen ben tavsiye ederim. Yani tez konunuz ve tezde çalışacağınız hocadan seminer dersi almanız sizin avantajınızı olur. Bu doğrultuda seçim yaparsanız en azından teze geçtiğinizde bir aşama kaydedebilirsiniz. Yani ben en azından seminer derslerini bu şekilde yürütüyorum. Tabii herkesin farklı yol değişi var. O da ayrı bir konu ama benim bu size naçizane verebileceğim bir tavsiye yeni başlayanlar için bu dönem. İkinci dönem çünkü seminer alacaklar. Diğer arkadaşlar da ikinci dönem bu ders aşamasını bitirenler de zaten tez aşamasında geçecek. Şimdiden kendilerine başarılar diliyorum. Kısa bir süreç yani uzun gibi gözükse de zaman çabuk geçiyor. Dolayısıyla zaman hızlı geçtiği için sizler de yapılacak. Hayır Beyza onu söyledim. Kendi konunuz haricinde. Yani diğer konular. Diğer dönemlerden yapmanız şart. Onu zaten sınav kağıdında not şey, yani soru kısmında söyleyeceğim. Yani, onlar diğer konulardan olacak. O yüzden videoları izlemenizi, değerlendirmenizi söylüyorum. Bir ya da iki. İki dönemde sorabilirim. O yüzden bütün videolara mümkün mertebe bakmaya çalışın. Yani hangisi sizin kafanıza yatarsa ya da hangisini incelemek isterseniz biraz daha özelinde yoğunlaşa da bilirsiniz. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde arkadaşlar yavaş yavaş dönemimizin sonuna geliyoruz. Dediğim gibi herhangi bir sorunuz olursa her zaman bana mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Dediğinizde ben de ona göre mailde sizlere geri dönüş yaparım. Başka bir sıkıntınız olur. Yani gerekirse dediğim gibi Zoom toplantısı yaparız. Tezinizle alakalı düşündüğünüz, çalıştırmayı düşündüğünüz konularla alakalı vesaire bir şeyler olur. Danışmak istediğiniz herhangi bir konuda fark etmez illa ders ya da ders dışı. Her zaman bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bu şekilde dönemi hayırlısıyla kapatıyor olacağız. Herhangi bir final sorusu olan. Dediğim gibi bugün böyle bir kısa 10-15 dakikalık bir hem tekrar hem de sınavla alakalı bilgilendirme yapmak istedim. Çok böyle bir detay derinlemesine bir şey yapmaksızın. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir sorusu olan yok. Zaten dediğim gibi 4 arkadaşımız burada. Diğer 5 arkadaşımız ki ekseriyeti çalışıyor bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla onlar da bu videonun tekrarını YouTube'a ben yüklediğimde izlerler. Onu da hemen hızlı bir şekilde yüklerim. Çünkü pazartesi sınav olacağı için inşallah yarına kadar yüklemiş oluruz. Bu videodan tekrarını izlerler. Ona göre kendileri değerlendirmelerde bulunurlar arkadaşlar. Bir sorusu olan gözükmüyor gördüğüm kadarıyla. Şu ana kadarki katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir dönem geçirdiğimizi umut ediyorum. İnşallah seneki bir sonraki dönemlerde ders olur, başka seminer olur ya da başka bir şey olur. Görüşürüz ya da bir şekilde baktığınız hiç olmuyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde derste görüşmesek bile her zaman bana yazabilirsiniz. Elimden geldiği yardımcı olmaya. Çalışırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi sağlığınıza, saatinize dikkat edin. UBİS'ten yine mesajları kontrol edin.
Sınavımız da 24 Ocak Pazartesi saat 18 ile 24 saatler arasında gerçekleştiriyor olacağız. Final sınavımızı bu şekilde dönemi tamamlamış olacağız. Zaten yine tekrar irtibatta kalmış oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Rica ediyorum. Yani dediğim gibi faydamız olursa ne mutlu bizlere Beyza. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Çalışmanızda kolaylıklar.